6. Uluslararası Deprem Konferansı Deprem Sempozyumu Gebze Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 13, 14, 15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Biz de gazeteci ve belgeselci olarak bu sempozyumu takip ediyoruz. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Orası Gazeteciler Derneği Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu'na gazete manşetleri, tarihi gazete arşivleriyle açtığımız sergiyle destek vermeye çalıştık. Projemizin hem Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli AFAD, Gebze Ticaret Odası paydaşı ve birçok yetkili yöneticiyle konuştuk. Ama bizim en önemli amacımız Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde bir deprem müzesi kurulması ve deprem müzesiyle tarihe not düşmesi. Bunu da burada gündeme getirdik. Görüntülerimiz var. Sempozyumu takip ediyoruz. Yetkililerle görüştük. Sergimizle ilgili bilgiler aldık. Sempozyumdayız. O deprem anılarınızı sizler özellikle almak istiyorum. Ne zaman yaşamıştınız deprem? Nasıl duydunuz o zaman? Yani depremin olduğunu nasıl duydunuz? O günün akşamında gece Harem-i Şerif'in okuluna döndüğümde otel görevlisi siz görmüşsünüz diye sordu. Evet deyince bu da Türkiye'de zelzele olarak deprem oldu. Duydum mu dedi. Büyük deprem oldu. Ben de hayır duymadım. Nerede oldu diye sordum. O işte haberlerde, ekranlarda Gölcük ismi geçiyor. Gölcük'ü hatırlayamadım. Ben ona soruyorum. İstanbul mu? Kocaeli mi? Ankara mı? Fakat hiçbiri değil mi? O zaman televizyonu aç dedim bir göreyim. Nerede olmuş diye. Televizyonu açınca Gölcük'ten biraz bir deprem olduğunu öğrendim. Ve arkasından tabii telefonla ulaşmaya çalıştım. Şahitlik bir telefonla ulaştığım sonucunda 15 saniye bir yüzme kardeşimle. Abi Gölcük Marmara depremini öğrenince neler hissettiniz başkanım? Orada görüntüleri seyredince tabii ki o alanlarda gördüğü alanlarda dostlarımla, arkadaşlarımla, akrabalarımla nihayetinde bu görüntülerle mutlaka bir acının çıkacağını hissediyorsunuz. Binaların yıkıldığı, kat kat olduğu bir görüntüden tüm insanların sağlam çıkması söz konusu değil. O görüntüler konuştuktan sonra mutlaka bir kayıp yaşanacağı, bir akraba, dost, arkadaşın hayatını kaybedeceğini hissediyorum. Biz o hislerle yaşamış oluruz. Biz bir deprem servisi açıştık. İçişleri Bakanlığı Sivil ve İşçiler Genel Müdürlüğü Sosyal Sorumluluk ve Sağlık Servisi Teknikleri'nin olarak deprem bilimci çalışmamız sunuyor. Uluslararası toplantıyı bu sergiyle katıldık. Sergimizi gezdiğiniz hakkında Gebze yazıyor. Sergimizle ilgili. O günün duygularını yaşatan başlıklar, manşetler, o günün durumunu yansıtan manşetler inşallah Rabbim o günleri tekrar yaratmaz. Toplum olarak da tedbir alma konusunda gayret ve çaba göstereceğiz. Teşekkür ediyoruz değerli başkanımıza. Ben teşekkür ederim. Çalışmaları şöyle söyleyeyim, daha da artmasın. Bir çekim alınmıştı. Bu bilimsel bir çekim. Özellikle akademisyenleri, öğrencilerimizi, araştırmacılarımızı buraya gelerek, bilimciler sunarak, Türkiye'deki deprem gerçeğine bilimsel yaklaşımlar olarak çözümüne, önlenmesine ve önceden haberdar edilmesine yönelik bildiriler sunacağız. Bu noktada bölgemizde Ulusal Deprem Merkezi'nin, Deprem Test Merkezi'nin kurulmasının önemini ortaya koyduk. Ve hakikaten bu sadece Kocaeli'nin değil, çevre illerinde, Marmara bölgesinde, özellikle çevre illerinde birçok kendi problemini çözecek şekilde. Açıkçası bu test merkezini tasarlarken sadece mesela ulusal bazı bir hani zaman uluslararası bazda da buradaki hamkine çeşitli ülkelerde yardımcı olmayı ve onlarla beraber
hakikaten bu konuda deprem konusunda büyük ortak çalışma aracımızda tutturmayı sonuçlar elde etmeyi hedefledik. İnşallah bunu da gerçekleştiririz. Şu anda tabii ki şey aşamasında, planlama aşamasında bunu da gerçekleştirdiğimiz zaman Ege'de Teknik Üniversitesi deprem konusunda sadece ulusal değil, uluslararası bağlamda sesini duyuracak. Çok teşekkür ederiz. Gazeteci arkadaşımız açtığımız sevginin fotoğraflarını çekiyor. Lale Hanım, önemli bir gazeteci, önemli bir kurumcusun da basın tanışma. Siz depremle ilgili mutlaka acı hatıralarınız vardır. Yani bu sistem mi yapıyorsunuz? Depreme derdiniz ne zaman yapıyorsunuz? Kocaeli'de yaşıyoruz ama deprem zamanında İstanbul'daydım. Şirinevler civarındaydım. Onu da çok şaşırdım. Şirinevler zamanında. Binanın üzerimize yıkıldığını hissettim. Çünkü anneannemin eski bir çekyatında yatıyordum. Onun kabakları böyle üstüne düşüyordu. İşte aradan da şeylerin, hakanların arasında da turnalar falan dökülüyor. Hani tamamdır yani. Yani kımıldayamadım zaten, yerimden kalkamadım. Hani bittikten sonra da bayağı bir kendimize gelemedim. Çünkü o kadar şiddetliydi ki. Hani bulunduğumuz katının da herhalde yüksek olmasından dolayı şiddeti daha da fazla hissettim. Büyük bir korku yaşadım tabii ki. Ama en önemlisi benim için sokağa çıktıktan sonra merkez üstünün Kocaeli olduğunu radyodan duyunca ailemi tabii ki direkt düşündüm. Ve oraya gidebilmenin yollarını aradık biz de. Hani yollar kapalıydı ama mecburen aileme ulaşmak zorundaydı. İkimiz kardeşimize gidip evin binayı ayakta görene kadar Darıca'dan. Yani tabii ki bizimki bize yetti yani. İşte güvenmiyoruz en önemlisi o. Belki halen daha deprem yönetmeliklerine uygun yapıldı diye düşündüğümüz binaların çok uygun olmadığını da belki hissediyorum. Halen daha hani bulunduğum binada evet deprem olduğu zaman o binada kalabilirim dediğim bir yer yok. Çok teşekkür ediyoruz. Sergimizden görüntüler. Birlikte izliyoruz. 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu'nda Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Binası'ndayız. İsim gazeteci, belgeselci İsmail Kahraman'la birlikteyim ve burada güzel bir servisi var. Sayın Kahraman, sevgiyle bize bilgi verir misiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Depremle beraber yaşadık zannediyorum siz de. Evet, doğru mu efendim? Doğru. Mustafa Bey çok önemli bir gazetecisi bölgemizde. Hakikaten gerçek emekçi diyebileceğimiz kendini bu mesleğe veren hakikaten çok önemli. Depremi burada yaşadık. Ben 7. kattayım depremi yaşadığım bina. Bu geceyi hiç unutmuyorum. Saat 03.02'de yerin altından öyle sesler geliyordu ki sanki bütün iş makinaları her şey yerin altından binayı alttan altın üstüne getirecekmiş gibi. Pencere açıktı. Körfezden büyük bir ışık yüzmesi yayıldı. Daha sonra her şey kapandı. Bu saniyeler içerisinde çocuklarla beraber nasıl dışarı çıktığımızı ve o gün dahil 3 gün TRT'nin bile bu bölgeden yaşadığımız Gebze'den haberi yoktu. O günleri unutmak mümkün değil. Sabah erkenden Gebze Darıca bölgesindeki çöken o siteye gittiğimde o resim de var. Yani gerçekten bu deprem gerçeğini ilk defa görmüştük. Orada hemen gazetecilik, belgeselcilik görevimiz hareketlendi. O dönemde yayınlanan bütün gazeteler, yaklaşık 500'e yakın gazete var. O dönemde yayınlanan Ulusal, Uluslararası Toparladı. Bu gazetelerin belli başlıklarını sergi haline getirdik. Deprem bilinci noktasında ne yapabiliriz çabası içerisinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak bu sergimizi burada uluslararası 6.sı düzenlenen Gebze Teknik Üniversitesi'nde açmış bulunuyoruz. Burada çok sayıda o dönem yayınlanan gazetelerin ana manşetleri var. Tek katlı metrobüs bir binadaydım. Kafamı gürültüyle kafamı kaldırınca kapının açıldığını o sesten ve böyle dışarıdaki camı görebildim. Dışarıda böyle yaylalarda güneş batarken kızıl bir ışık olurdu ya. Bu ışık bu abi bir aşırı bir ışık ama ben yani hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığım için ben kıyametin koptuğunu zannettim açıkçası. Yani kelime-i şehadet getirdim. Tabii ondan sonrası tek katlı binada olmamıza rağmen bir çadır vardı. Yanımda da yeğenlerim vardı o süreçte. Yani 15 gün dışarıda yolun ortasında çadırda kaldık. Allah o günleri daha yaşatmasın yani. Ama şu var, şu manşetleri görünce yeniden insanın günleri içen oluyor. Yani siz de gerçekten güzel bir şey yapıyorsunuz.
ve hiç yılmıyorsunuz, yorulmuyorsunuz, usanmıyorsunuz. Yani bunları, işte bugün bakın mesela 25-30 yaşındaki gençler belki bunları hatırlamıyordu. Bunları birilerine hatırlatmak lazım, bu gerçeği görmek lazım. Onun için emeklerinize sağlık diliyorum, teşekkür ederim. Kahraman Bulut, İnşaat Mühendisler Odası Kocaeli Şube Başkanıyım. Gebze Teknik Üniversitesi'nde 6.sı düzenlenen deprem konferansındayız. Bu konferansın Gebze'de düzenlenmesinden çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Çünkü Kocaeli'miz asrın felaketini yaşayan Marmara depreminin merkez üssü konumundadır. Maalesef çok büyük kayıplar verdik. Bu kayıpların ilerleyen nesillerde bir daha yaşanmaması için halkı bilinçlendirmek adına bu organizasyonlara şehrimizin ev sahipliği yapması bizim açımızdan memnuniyet verici. Ayrıca depremle alakalı fotoğraf sergisinin burada sergilenmiş olması, geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerin hafızalarımızda tekrar yer edinmesini tazelemek için çok güzel bir etkinlik olarak gerçekleşti. İnşallah bu acı tecrübeleri bir daha yaşamamak için biz inşaat mühendisleri olarak elimizden gelen tüm mücadeleyi sonuna kadar vereceğimizden halkımızın emin olmasını istiyorum. Emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilcilik Başkanı Ahmet Kadın. Bugün burada yapılan 6.sı düzenlenen sempozyum hem bölgemiz hem de özellikle Gebze'miz için çok kıymetli. Deprem olmadan depremin konuşulduğu nadir organizasyonlardan biri. Çünkü bizde sistem genellikle olan depremden sonra olmuş konuşmaktan ibarettir. Bugün burada bilim konuşuluyor. Bilimin konuşulduğu her yerde biz mühendislerin de mutlaka sunacakları katkılar var. O minvalde hem deprem derneğimizi hem de Gebze Teknik Üniversitemizi kutluyorum. Özellikle Gebze'mizde yapılmış olması bizim için söylediğim gibi sembolik anlamda da çok kıymetli. Her zaman depremle ilgili her organizasyonda olduğu gibi bugün yine burada deprem sergimiz mevcut. Ben hep söylüyorum, biz depremi sadece nümerik ifadelerden ibaret düşünüyoruz ama depremin hikayeleri var. Acıdır ki ülkemizde deprem hikayeleri çoğunlukla mutsuz sonla biter. Biz bölgenin inşaat mühendisleri olarak talebimiz, amacımız depremde bütün hikayelerin mutlu sonla bitmesidir. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bugünkü bu değerli çalıştığı konferans düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ben Yusuf Sertaş Tekstil Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Afet Koordinasyon Daire Başkanı. Bugün de burada nazik davetlerine icabet ederek tecrübelerimizden, geçmişte ve bugün yaşadığımız bütün birikimlerimizden bahsetmeye çalıştım. Tabii Kocaeli çok deprem açısından özellikle çok özel bir şehir. 1999 depreminde de ben görev yapmış biri olarak Kocaeli denince ilk aklıma gelen açıkçası olay deprem olgusu. Bir daha yaşamasını, Kocaeli'nin böyle bir felaketi yaşamasını asla istemem. Allah göstermesin ama biz vatandaş olarak, devlet olarak hepimiz buna hazır ve nazır olmak durumundayız. Çünkü yani siz bu konuda gerekli tedbirleri ve önlemleri almadığınız takdirde Allah size belli bir yere kadar yardım eder ama bir sonrasında artık o kötü sonu yaşamak durumunda kalırsınız. Ben bugünkü bu sergiyi ve buradaki bu eski günleri yad eden fotoğrafları gördüğüm zaman tabii öncelikle çok üzüntü duydum. O günleri tekrar yaşamış gibiyim şu anda ama bunların da bize çok ciddi bir ders olması gerektiğini düşünüyorum. Bunları asla unutmamalıyız. Bu güzel fotoğrafları, bu güzel değerleri her zaman canlı ve diri tutmak zorundayız. Müze konusunda bir deprem müzesi, Gebze Teknik Üniversitesi, tabii direkt bakanlığımızın meselesi değil, Kültür Bakanlığı ama bir iki cümle o noktada önemli. Tabii güzel bir fikir. Bir deprem müzesi bizim ülkemizde çok önemli bir proje ve önemli bir fikir olması da gerekiyor. Bu konuda ben bakanlık olarak yani makama danışmadan herhangi bir şey söyleyemiyorum ama bu konuyu makamımıza arz ederiz. Eğer uygun görürlerse, takdir ederlerse tabii ki seve seve böyle bir projenin içinde olmak isteriz. Merhabalar.
Ben Murat Nurlu, AFAD Deprem Dairesi Başkanıyım. Yıllardan beri deprem sektörünün içindeyim. Çok önemli bir sempozyumda bir aradayız. 6. Uluslararası Deprem Mühendisi ve Sismoloji Konferansı. Yeri de çok güzel, Gebze. 99 Marmara depremini yaşayan bir bölgemizdeyiz. Çok önemli çalışmalar var. Değerli akademisyenlerimiz sunuyor bizlere. AFAD Başkanlığı olarak da biz bu değerli katkıları kullanacağız. Deprem müzesi diye bir fikir geliştirdiniz. O noktada fikriniz. Deprem müzesi çok önemli. Sonuçta unutkan bir toplumuz. Maalesef unutmamak lazım. Ülkemiz deprem ülkesi. Yılda yaklaşık 25 bin deprem ortalama çözülüyor, değerlendiriliyor. Sanki her an deprem olacakmış gibi hazır olmak zorundayız. Bunun en önemli amaçlarından bir tanesi de bizler birey olarak hazır olmalıyız. Her şey devletten değil, kendimiz hazırlanmalıyız. Deprem müzesi çok çok önemli. Bu hafızayı sürekli aktif tutmak için deprem müzelerine ihtiyaç var. İlimizde de, bölgemizde de yine deprem müzesinin kurulmasında, geliştirilmesine fayda var. Sizi önce bir tanıyalım. Çok önemli bir kurumumuzun müdürüsünüz efendim. Mehmet Emin Koçan, Hoca'yla Fatih'in müdürü olarak görev alıyorum. Bugün afet, Dünya Afet Mesele Azaltma Günü münasebetiyle aynı zamanda deprem kongresi düzenledi Hoca'yla Gebze Teknik Üniversitemiz. Bu münasebette buradayız. İnşallah burada çok faydalı bilim adamlarıyla beraber bu çalışmanın bir parçası olmaktan, bir paydaşı olmaktan mutlu duyuyoruz. İnanıyoruz ki Kocaeli'mize karşısı noktasında büyük hizmetleri akabinde afet risk azaltmaları noktasında da bize çıktıları sunacak bir çalışma olacağını temenni ediyorum. 2021 eğitim seferberliği ilan edilmiş olduğu bir yıl. Bundan dolayı bakanlığımız nezdinde başlatmış olduğumuz afet farkındalık eğitimleri çalışmalarımız hızla devam ediyor. Girilmemiş bir ev, girilmemiş bir sınıf, girilmemiş bir üniversite olmasını istemiyoruz. Girilmemiş bir kurum kuruluş olmasını istemiyoruz. O seviyelerimizde her türlü yerde bu eğitimlerin verilmesine katkı sağlamak için mücadele ediyoruz. Bu noktada belli bir noktaya geldik. Hedeflemiş olduğumuz noktaya doğru hızlı adımlarla devam ediyoruz. Diğer taraftan afet risk azaltma planlarımızı Kocaeli'mizde meydana gelebilecek tehlikelerin neler olduğunu belirleyerek bunları afet olmadan önce alınması gereken önlemler noktasında neler yapılabileceğimizi Gebze Teknik Üniversitemiz, Kocaeli Üniversitemiz ve kurulun kuşamış uzmanlarıyla beraber bir araya geldik. Bunlarla beraber yapmış olduğumuz iki tane çalıştayla beraber bunları hazırladık. İnşallah bunun sayesinde de Kocaeli Afatrix azaltma planımızda Sayın Valimizin onayında geçti. İnşallah bunu da yürürlüğe sunacağız. Efendim son olarak biz sizlerin de proje paydaşımız oldu. Avrasya Gazeteciler Derneği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü kapsamında bir sergi de açtık bu sempozyum vesilesiyle. Sergimizi de mutlaka gezmişsinizdir. 22 yıl önceki gazete manşetleriyle deprem bilinci. Birkaç cümle sergiyle ilgili. Yani Kocaeli'miz afeti ilklerine kadar hissetmiş olan bir ilimiz. Afetselliği yüksek olan, tehlikeleri yüksek olan bir ilimiz. İnanıyoruz ki bunları birlikte çalışarak, geçmişten de bağımızı kopmadan, geçmişimizi hatırlayarak ve geleceğe de atacağımız adımlarla, yapacağımız önlemlerle iyi bir noktaya gitme noktasında birlikte hareket ederek güvenli, dirençli bir şehir oluşturma noktasında bu bağlantıyı koparmadan devam etmemiz lazım. Bu çalışmalar noktasında da sizlere yapmış olduğu katkılardan dolayı şükranlarınızı sunuyorum.